Ne haber ortak? Nasılsın, nasıl gidiyor? İyi işte ortak. Holding işleri, çalışıyorum. İş güç. Asıl sen nasılsın ya? Ne böyle yüzünde güller açıyor? Ne oldu, bir şey olmuş? Ne oldu? Oldu, oldu. Yaklaşık 41 dakika önce özgürlüğüme kavuştum. Boşandım sonunda Akif. Ay yani biliyordum tabii mahkemenin bugün olduğunu da. Böyle yıldırım boşanması gibi bir şey varmış ya. Biraz zaman alır diye düşünüyordum ben en azından. Şaşırdım azıcık. Yok, şaşılacak bir şey yok. Yani uzun zamandır böyle olacağı belliydi zaten Akif ya. Sadece aile kabul etmiyordu. Sonunda o da ikna oldu ama. Ve sana bir teşekkür borcum var. Bana? Neden? Geçen gece benim evde yaşananlar bardağı taşıran son damla oldu. Aile de kabul etti artık böyle devam edemeyeceğimizi. Ve sonunda mutlu son. Hayırlısı artık. Ne diyeyim? Hayırlısı. Artık bekar ve özgür bir adam olarak her şeyi yaşayabilirim. Yaşa. Vallahi yaşa, biliyor musun ya? Biraz şu özgürlüğün tadını çıkar ya. Biraz şu tekliğin, yalnızlığın tadı. Sana nasıl imreniyorum biliyor musun? Böyle şimdi ben de bir özgür olacaktım böyle. Sen de herhalde inşallah birazcık böyle bir yalnız takılırsın değil mi? Hemen kendine birine kaptırmazsın diye düşünüyorum ben. Değil mi? Öyle düşünmüyorum Akif ya. Neden? Sen benim yani Suzan'a ne kadar ilgili olduğumu biliyorsun. Böyle ondan ayrı kaldığım zamanlarda böyle onu kaybedecekmişim gibi geliyor. O yüzden bu kez elimi çabuk tutacağım. Elimi çabuk tutacağım derken? Zaten yıllardır bekar bir hayat yaşıyorum. Bundan sonra böyle romantizm, böyle aşk dolu bir hayat olsun istiyorum. Neyse tabii. Neyse. Neyse, hayırlısı. Hadi bize iki tane kahve söyle de böyle mutluluğumuzu birlikte paylaşalım. Ya yok. Hipertansiyon çıktı bende. Üzüntüden, stresten hipertansiyon çıktı bende, biliyor musun? Bunların hepsi yasak bana. Kahve de yasak, üzüntü de yasak. Çok çalışmak da yasak ama sen, sana söyleyeyim mi kahve söyleyeyim? Ha lütfen. Hemen söyleyeyim sana. Ha kızım. Resul Bey'e bir tane sade kahve. Bana da şu dilaltı hapımı getir hadi. Sen böyle konuş, aşk meşk diye konuş. Ben o kahvenin içine bir zehir atarım illaki Resul Efendi. Tolga, Fuat. Biraz sakin, bu kaçıncı? Pardon hocam. Adamın niyeti top oynamak değil ki hocam. Hocam. Oğlum çocuğun suratına ne hayvan gibi top atıyorsun lan? İsteyerek olmadı ki. Elimden kaydı. Elimden kaymışmış. Tamam oğlum gel. Gel. Niye? Senin elin kayınca oluyor ama. Onu nasıl yapacağız? Aynen beyler hadi. Hadi yanlışlıkla oldu diyoruz, tamam. Yanlışlıkla oldu hadi. Olmadı da neyse. Herife bak ya, taktı. Ağlayacağım mı da, oynayalım mı? Lan oğlum senin ağzını sökerim ha. Benimle doğru düzgün konuş abi. Öldürürüm seni. Ben Tolga'ya pas ediyordum. Sen araya kafanı soktun. Bütün olay bu, tamam mı? Ama böylece de öğrenmiş oldun ki eğer ben etraftaysam her yere burnunu sokmak artık tehlikeli. Cız. Cız. Hadi lan değişik. Emir Ece'den Ömer Eren'e hayat dersleri diyorsun ha? Psst. Ömer. Oğlum bak böyle heyecanı kaçıyor. Ben seni çok sakin gördüm. Biz alışık değiliz bunlara. Hadi. Yok be. Onun sinirinden ne olacak? Anladı kime çattığını da. Ondan susuyor. Elimden kurtulurken de böyle deseydin keşke. Arkadaşlar. Bu şekilde maç olmaz. Bitti. Bir daha aranızdaki sorunları çözmeden sakın bana maç falan demeyin. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı hocam, anlaşıldı.
Tamam. Şimdi şınav için hepiniz dizilin bakalım. Hadi. Hocam ben biraz, omuzum biraz sıkıntılı. Sen ayrı durabilirsin hocam. Sağ olun hocam, teşekkür ederim. Her gün böyle nasıl geçecek ya? Bizimkilerle şu çocuk aynı yerde. Ve gerçekten Emir, Oğuzcan'ı komalık etmeden bu dönemin bitmesi lazım. Son iki tur. Ay. Ne oldu Asya, hayırdır? Hocam, ayakkabının tabanı çıktı da. Bakayım. Evet, kötü olmuş. Ya ben aslında yapıştırıcı bulamadım, yoksa halledecektim ama. Bu şekilde derse devam edebilecek misin peki? Ederim hocam. Tamam o zaman, sen şimdi fazla zorla ama en yakın zamanda da ya yapıştır ya da yeni bir ayakkabı almaya çalış, olur mu? Tamam. Evet, şimdi esneme hareketlerine başlayın, ben geliyorum hemen. Özge, şunun ayakkabısına bak, çok acil. Buna ayakkabı demiyoruz Doracığım. Çöp bildiğin. Siz kendi işinize baksanıza. Ne salça oluyorsunuz bize? Iii, gıcık. Baksana buradan bir dalarım, görürsün gıcık mıyım neyim. Tamam Aybüke. Bizim bir şey görmemize gerek yok hayatım. Senin ne olduğun zaten çok iyi belli oluyor 100 metre öteden. Vahşi varoşsun işte. Hepiniz öylesiniz. Sen kendi sevgine baksana ya. Saçma sapan sataşıyor herkese. Canım siz Emir'i hastanelik ettiniz, komaya soktunuz. O yüzden size az bile. İnsanın ayakkabısı eski diye de dalga geçilmez. Uzatma. Uzatan da onlar, başlatan da onlar. Ay kızlar tamam yeter artık ya. Kim başlattıysa başlattı. Esneyin. Bir şey soracağım sana. Sen bu varoşlarla bir dönem aynı sınıfta ne yaptın aşkım? Ben gerçekten anlayamıyorum şu anda. Neden onlara ezgilemelerine izin veriyorsun? Çok ayıp değil mi? Benim bir şeye izin verdiğim yok ya. Ben sadece kavga etmek veya kavgaya karışmak istemiyorum. Sadece bu. Ya bana daha çok eski hayatını özlüyor ve bu tarafa böyle bir yanlıyormuşsun gibi geldi de. Çok ikiyüzlüce. Susancığım, benim hiçbir tarafa yanladığım falan yok. Sen bence kendi işine bak. Bakalım harikacığım, bakalım. Esne. Güzel esne. Sağ ol. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bir dönem veriyorum. Bir dönem sonra bunların hepsi gider, biz kalırız. Doracığım, bence çizgiyi aşıyorsun. Dikkat et, frene bas biraz. Yoo. Bak, 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 bak. Süseyenciğim, biz seni yanlış tanımışız ha. Sen de ucuz mal seviyorsan demek ki. Bak, sana malı gösteririm ha. Ya kıyamam. Ben sana benim atılacak ayakkabılardan getireyim. Biraz sıkılırsın ha. Yazık, acıdım. Ay. Eğer o sesini kesmezsen seni öyle bir acınacak hale getiririm ki abinden beter olursun. Ya konuştu varoş. Pardon, tam sus. Hadi kızlar, geçin yerlerinize. Son esneme hareketlerini de yapıp bırakıyoruz. Göreyim bakalım kimler nasıl esniyor. Tabii hocam. Haşim varoşlarla. Benden dersi keyfi, yemin ediyorum. Ezdale çıldıracağım. Allah'ım ya Rabbim ya. Boş ver, boş ver. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.